Yeni evlenmiştim, borçlarım vardı. Eşim zaten evlenmeden önceden beri diyordu, ev alalım, kiracı olmayalım falan diye. Hayal gözüyle bakıyordum. Ne bileyim, düğün borçlarım vardı, daha bitmemişti. Ev işi için içine girince o daha ayrı bir sıkıntı. Ben hiç altından kalkabilir miyim? Sosyal medya üzerinden işte bir evime rastladım. Hemen girdiğim içine kaydoldum. Beni aradılar Trabzon şubesinden. Oraya yönlendirdiler. Rakam ne kadar kafanda belirleme falan diye güzelce anlattılar. Kafama biraz yattı. Etrafa soruyorsun, bilgi alıyorsun. Tek başına kalıyorsun. Dalgalar sert olsa da insanı gene derdinden anlıyor, derman oluyor. Ama ikna oldum, kaydoldum. Eşimin desteği çok iyi oldu ya. Hep yanımdaydı. Bana destekçisi oldu. Karamsar olmadı, yanımda oldu. Yıllık izine çıktım da köye gittim. Telefon köyde çekmiyor. Müşteri temsilcisi beni arıyor. Ulaşamıyor tabii. Mesaj atmış. Eve gitti kaldık abi. Tapuyu üzerime yaptılar falan. O an işte Facebook'ta, Instagram'a tabii paylaştık. Abi o hele o ilk gün gece yaralarına kadar milleti anlatmaktan bir cevap vermekten. Ondan sonra o yaklaşık bir ay sürdü. Bir ay sordular bana ne yaptın, ne yedin, nasıl aldın, güvenelim mi, güvenelim, gidelim mi kardeş. Ya, Türkiye'nin her ilinden. Sadece Trabzon değil, her ilden attılar. Yani sonunda bir evim iyi ki varmış diyorum. Faizsiz ev sahibi oldum. Şimdi bir evim var, eşimle çocuğumla mutlu bir şekilde yaşıyorum. Ya önceden mesela evlenene kadar ailemle yaşadım. Şu anda ise ailemin evine giderken biraz yabancılık çekiyorum, misafir gibiyim. Yani insanın kendi evi gibisi yokmuş.